Evet sevgili Ergün Aysarı kanalı ailesi, dostları, arkadaşları, abileri. Cümleten selamun aleyküm. Yeni bir video, yeni bir heyecan. Evet dostlar, videolarımız ve canlı yayınlarımız tam gaz devam ediyor. Tabii ki bizler de bekleme içindeyiz. Yani biliyorsunuz güvercinlerimiz yuvada yatıyor. Artık yavruların çıkmasını bekliyoruz. Ona göre de çekeceğimiz videolarla, yapacağımız işlerle size arkadaşlar ne yapacağız? Durumları anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar uzun zamandır hani sorulara böyle şeyde cevap vermiyordum. Neydi o? Video olarak. Ama sabah Messenger'ıma mesajlar geldi. O sorular hakkında konuşmaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar benim kendi uyguladığım veya zamanında yaptığım işlerle arkadaşlar ne olduğunu anlatmaya çalışacağım veya cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle şurada 3 tane bakınız yuvayı düzmüş olanlar vardı. Biz yumurtaları kaydırmıştık. Şimdi ne yapacağız beyler biliyor musunuz? Bak çanağı geri vereceğim arkadaşlar. İyi seyredin. 2-3 gün sonra aradan sonra. Çünkü hayvanlar zaten unuttu yumurtayı. Burada da aynı iş devam edecek. Bakınız çanağı getirip şimdi altlarına tekrardan ne yapacağım? Koyacağım. Şimdi olay nasıl değişecek? Bakınız arkadaşlar bu da 3. çanak. Gel bakalım. Gel. Bakınız şimdi. Hemen yuva kızdırmaya başlayacaklardır. Yumurtalarını aldık biliyorsunuz. Hepsi şu anda yatıyor. Tabii ki sonuç nereye varır veya kaç tane yavru çıkar? İnşallah bakınız düzmeye başladı. Gördünüz mü? Yani zaten hazır yuvaları ben alttan almıştım. Bakınız eş kovalıyor. Yani iyi yoldayız beyler. Tabii ki neler olur neler gider. Bunu hep beraber hani derler ya günün sonunda göreceğiz. Biz de yumurtalar çıkmaya başladıktan sonra bakacağız durumlara. Burada arkadaşlar ne oldu? Bugün ayın 6'sı mı beyler? Yani 4 gün sonra falan ilk yumurtalar çıkarsa o zaman bakacağız neler oluyor. Arkadaşlar ben gerek canlı yayınlar olsun gerek videolarım olsun kendi bildiklerimi hep size kendi bildiğim doğrultuda anlatıyorum. Bunlar beni bağlar diyorum. İsterseniz arkadaş sen bilmiyorsun, isterseniz de yararlanıyoruz demek size mahsus arkadaşlar. Çünkü ben çekip anlatmaya çalışıyorum. Yani bakınız bak bak beyaz boncuğa bak hemen gördü. Yerde ot düştü. Onu götürecek şimdi buraya. Bakınız arkadaşlar. Yani dediğim bunlar arkadaşlar. Benim sistemim bu. Tabii ki kimine uymayabiliyor, kimine uymuyor. Aldı götürüyor arkadaşlar. Buradan düştü ot. Gördünüz mü? Hala taşıma uğraşıyorlar. Şimdi beyler. Bunlar yuvalarına kavuştu. Bakalım yumurtaları bu sefer ne olur? Hemen burası da kavuştu çanaklarına. Çanakları niye aldık altından yumurtaları kaydırınca? Çünkü hayvan bilsin ki hemen başlasın. Yoksa gidip çanakta yatmak uğraşıyor. Canı istemiyor arkadaşlar. Canı istemiyor derken burayı yumurta olarak görüyor hala. Tabii içgüdüsel olarak biliyor yumurta olmadığını. Fakat hala bir koruma hissiyle orada yatmaya çalışıyor. O yüzden altından hemen çanakları alıyorum ki sıfırdan yeniden başlasınlar. Ama dışarısını bir göstereyim önce beyler. Bakmamıza gerek yok. Her zamanki halimiz. Allah'tan soğuk fazla yok. Bu akşam önemli bir gün. Bakalım bizim Monsieur Robin van de Pas ne yapacak? Bugün ona gideceğim akşama. Kaçta giderim bilmiyorum. Canlı yayına da yetişebilir mi yetişmez mi? Anlatırım canlı yayında. Canlı yayın deyince beyler ilk defa dün bir şey denedik. Yani pazartesi günü ne yaptık? Üyelerimize özel yayın yaptık arkadaşlar. Bu da gayet mantıklı. Çünkü yıldız alan dostlara bir saygımızdan ötürü. Yıldız dediğimizi anlattım zaten. 2,5 TL arkadaşlar. Sakız parası bile değil. Ama bir ayrıcalıklar oluyor. En azından aramıza giren yabancı dostları da o zaman ne yapıyoruz? Hani troller geliyor bazen yayına. Onları da engellemiş olduk. Ama tabii ki de abonelerimizi unutmayacağız beyler. Yani abone olup da kanalımıza video seyretmemek veya canlı yayın seyretmemek olmaz. Ne yapacağız onları da? Salı, çarşambaya kadar arkadaşlar. Yani bugün bu video yetişirse normal yayınımıza devam edeceğiz. Fakat tabii ki de yıldız alan dostlarımızı da ödüllendirmek babında hem de
kendi kendimize muhabbet bağlamında arkadaşlar böyle devam etme kararı aldık. Dün de ilk yayınımızı yaptık zaten. Ona göre de güzel oldu. Ondan sonra tabii seyretmek isteyenlere seyretti videoyu veya seyrediyorlar. Arkadaşlar bana Messenger'dan çok sorular geliyor ama ben de arkadaşlara diyorum canlı yayına gelin sorun. Tabii gelemeyenler de var veya hani o iş saatleri olanlar var arkadaşlar canlı yayında. Ben de tabii ki ne yapıyorum? Soruları uzun zamandır yapmıyordum gene ama şimdi gene güzel bir soru geldi. Ben de arkadaşlar dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi bana bu kardeşimin dediği Ergün Ay abi, ben senin gibi aynı zamanda eşi attım. Seninkiler neredeyse yumurta çıkaracak. Benimkilerde problem var galiba. Birkaç çift haricinde yumurtlamıyor kuşlar dedi. Şimdi ben de ona tabii ki her zamanki gibi bakımla alakalı olduğunu veya güvercin sağlığıyla alakalı olduğunu anlatmaya çalıştım. Fakat bu konuyu bir değinir misin dedi arkadaşlar. Bugünkü videomda ne olacak? Bunun üzerine olacak. Şimdi beyler, güvercinler de aynı diğer hayvanlar gibi, insanlar gibi de kurt, solucan taşıyan hayvanlar arkadaşlar. Bu yumurtlamayan kuşlarınızda, bir daha söylüyorum, yumurtlamayan kuşlarınızda uçuş performansı az ise, zayıflama başlamışsa arkadaşlar veya güçten düşüyorsa, uçmuyorsa ve o kadar yem yemesine rağmen kilo almıyorsa arkadaşlar, birinci şüpheleneceğiniz şey, bir de dışkıyı bahsedeyim. Dışkıda biraz kanlı varsa, abi bazıları söylüyor kanlı ishal var filan diye. Bu solucana bağlı arkadaşlar. Bir de böyle dışkının üzeri bir beyaz köpük gibi olur beyler. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bu tür durumlarda ne oluyor arkadaşlar? Güvercinleriniz yumurtalıkları filan tıkanıyor. Siz kısır diye kuşa damga da vurabiliyorsunuz ama bir öncelikle bir ne yapmanız lazım? Güvercinin arkadaşlar solucan kurt tedavisi yapmanız lazım. Eğer güvercinleriniz kilodan, bakınız gene söylüyorum, kilosu çok, o kadar yemesine rağmen kilo almıyorsa, uçuşu zayıfsa, dışkılarda biraz kan görüyorsanız arkadaşlar, ondan sonra isteksizse, özellikle dişilerde solucan var ise yumurtlama olayı biraz olmaz arkadaşlar. Bu da özellikle genç yavruların ani ölümlerine sebep olabiliyor. Tabi solucan içi bitiriyor arkadaşlar. Yiyip bitiriyor. Ondan sonra hayvanda takat makat kalmıyor. Ekelerde kuş solucan olabilir ama performans düşüyorsa arkadaşlar, uçma performansı düşüyorsa, yani her zaman iyi uçan kuşlar uçmamaya başladıysa, bunlar etken olabilir arkadaşlar. Başlı, hani belli başlı etkenlerden bazıları, ama dişilerde özellikle genç dişi, yumurta aldığınız bir dişi birden yumurta kestiyse arkadaşlar, yani hemen kısır şeyine girmeyin. Önce bir kurt tedavisini yapın arkadaşlar. Bir de şimdi şunu söyleyeyim, en büyük belirtilerden bir tanesi de arkadaşlar, güvercininiz normalde şöyle sakin duruyor değil mi? Eğer aynı güvercin başladı stres yapmaya, sizi görünce kaçmaya, arkadaşlar bakınız bunlar çok önemli, zayıflama ve devamlı arkadaşlar kaşınma, hani normal bir kaşınma değil, devamlı kaşınma başladıysa arkadaşlar ve tüy yolma arkadaşlar, hani böyle bazen papağanlar tüy yoluyor falan diyorsunuz ya, bu, ben size söyleyeyim, kurtla alakalı olabilir. Bak beyler, altında başka yatan hastalıklar da olabilir tabii. Ama kurda bağlı hastalıklar olabilir. Bu arada Feridun Baba selam olsun, bunu iyi dinle. Sen atlayıp atlayıp geçiyorsun videoları. Yok Ergün Ay çanakları değiştirdim bilmem ne. Bunları seyretmiyorum baba, bilgileri seyrediyorum dedi. Ben de sana böyle bir bilgi vermek istiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer güvercinlerinizde kurt varsa zaten diğer hastalıklara yol açıyorsunuz. Özellikle salmonella ve koksi arkadaşlar. Kurt fazla olan veya kurt taşıyan, bakınız don't fear dediğimiz nereye düştü gördünüz mü? Arkadaşlar yani o yani tüy dökme değil bu. Sağlıklı bir güvercinin yaptığı iş. Anlattım geçen de. Özellikle dışkıların üzerine yapışıyorsa beyler. Yani bu belirtileri görüyorsanız, uçmuyor, tüy yoluyor, kaşınma, aşırı zayıflama, stres, ondan sonra tabii gene akabinde de salmonella ve koksi, bunları hep anlattım. Bir de dışkılar arkadaşlar köpüklü beyaz gibi olur. Ondan sonra en büyük belirtisinden bir tanesi de dışkılarda biraz kan olması arkadaşlar. Size solucanla ilgili bir ipucu olsun.
Umarım iyi anlatmışımdır. Şimdi tabii ki de bu kardeşim diyecek bana, Ergün Ay abi ben ne kullanabilirim? Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben hani ilaç bulamayan veya abi ben doğal ne yapabilirim diyenlere ben dağ kekiğini öneriyorum arkadaşlar. Dağ kekiği mükemmel bir şey. Bunu kendim de içiyorum. Ve kurt dökücü özelliği olduğunu biliyorum. Nasıl yapacağımızı soracaksınız şimdi. Arkadaşlar şöyle dağ kekiğini, tabii bulamayanlar normal kekik de bulur ama dağ kekiği her yerde var aktarlarda. Bir çorba kaşığı kadar ovalayın arkadaşlar. Tamam mı? 2 litre suya, ılık suyun içine atın, bırakın ve üzerini kapatın arkadaşlar. Yarına kadar, yani aşağı yukarı 24 saat bu orada demlensin. Ertesi gün olduğunda, 24 saat geçtiğinde bunu süzün beyler. Süzdükten sonra 2 litrelik suluğunuz var ya, 1 litre o süzdüğünüz, yaptığınız suyu iki üzerine de su tamamlayın. Bakınız beyler, iyi anladınız galiba değil mi burayı? Yani bir çorba kaşığı dağ kekiğini demleyeceksiniz. Bir gün boyunca kalacak. Ertesi gün süzeceksiniz. O kopkoyu olacak beyler. Ondan sonra da arkadaşlar 2 litrelik suyunuz, suluğunuz varsa 1 litre o yaptığınız suyu süzdükten sonra oraya koyacaksınız içine ve üzerine suyla tamamlayacaksınız. Bunu 2 veya 3 gün yaptığınızda kuşlarınıza dışkılarında arkadaşlar kurt murt görürseniz kuşlarınızda kurt var demektir. Bu çok basit bir sistem. Tabii şimdi arkadaşların bazıları diyecek, abi hiç uğraşmıyorum. Gidip eczaneden kurt ilacını alıyorum veya şeyden ne o güvercin ilacı kullanıyorum, döküyorum diyenlere de saygım sonsuz. Tabii ki de ben size doğal yollardan evde veya bu ilaçlara ulaşamayan, kırsal kesimde kuş besleyen, internette alakası olmayan veya sipariş edemeyen dostlar için ben bunu söylüyorum. Ben bunu zamanında yaptığımda 20-25 sene önce arkadaşlar, vallahi billahi Hollandalı benim o rahmetli gelirdi. Benim kuşlar da iyi geliyordu o zamanlar, biliyor musunuz? Gelirdi kümese, Ergün Ay sen bir şey kullanıyorsun, doping mi kullanıyorsun derdi. Hani doping dediği ne yapıyorsun? Ben de derdim kekik. İnanamazdı. O bile yani kârıt, Allah rahmet eylesin. O bile denedi. Arkadaşlar bazen kuşlarınızın tepelerinde şurada tüy yolukları gibi oluyor ya. İşte bakın, kuş kendi kendini yolar, tüyleri papağan gibi kendini bitirir, zayıf olur. Kuş yem yiyor abi, iştahı çok iyi abi, kilo almıyor. Kan dışkılarında da biraz kan ve köpük görürseniz şüphelenmenizde yer vardır. Bir de ben kuşları eşe attığımda gördünüz, buradan 5 numaralı sandıktan buraya gelene kadar arkadaşlar 3-4 gün içinde hepsi yumurtladı. Bu gayet normal. Zaten eşe attığınız isterse 50 çift atın, bu 7 ila 10 gün arasında arkadaşlar kuş yumurtlaması lazım. Yumurtlamıyorsa dişilerin hemen kısır damgasını vurmayın beyler. Ona göre davranın. Önce bir tedavi edin. Veya kuşlarınızın fiziğine bir bakın. Ele aldığınızda kemik gibi geliyor. Abi o kadar yem yiyor, niye kilo almıyor diyorsanız solucandan şüphelenebilirsiniz dostlar. Bakalım, beklemedeyiz. Ben akşam üzere bunları çekeyim, size anlatayım diye de konuştum arkadaşlar. Bazı kardeşlerime de bilgi sahibi olsun. Tabii ki bunlar beni bağlar. Benim yaptığım işler. Geri kalan siz isterseniz kimyasal da kullanabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar doğal bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Sarımsağın ve sirkenin de arkadaşlar söyleyeyim, kurt dökücü özelliği vardır ama dağ kekiği hem kuşların, bağırsakların veya kursağın yumuşatılmasında, özellikle güvercinleriniz eritmiyor abi. Abi bağırsaklar iyi değil abi. Abi işte kuş yiyor kilo almıyor. Abiler size mükemmel bir dağ kekiği önerebilirim. Bak inanın bana, ben bunu çok zamandır yapıyorum mesela. Ta eskiden de çok, bir de naneyi biliyorsunuz bahçemde, burada yazın günü naneler çıkıyor. Şurada yağmur acayip yağıyor. Onu da kullanıyorum nefes yolları için, limonla beraber. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bunlar %100 beni bağlar. Siz isterseniz yapın, isterseniz yapmayın ama denemekte fayda var. Görürsünüz arkadaşlar. Özellikle dişileriniz yumurtlamıyorsa ve bunları yaptıktan sonra dişiniz hala yumurtlamıyorsa, solucandan emin olduysanız yani döküldüklerine arkadaşlar, ondan sonra da ben size söylüyorum, tavuk yumurtlama yemi, yani palet yemi verip, ben bunu hep çektim, yapabilirsiniz arkadaşlar. Güvercinlerinizin eğer yumurta döllük, hani döl yolu tıkalı değilse
O zaman kalıysa kısır damgasını vurabilirsiniz. Onu da açmak biraz zor oluyor. İsterseniz ne verirseniz verin. Ama genç kuş birden yumurtayı kestiyse düşünmenizde fayda var derim. Arkadaşlar çok hızlı konuştum. Yağmur acayip yağıyor. Şöyle göstereyim. Ben kümesin içinde ve size gene anlatmaya çalıştım. Birazdan bunların yemlemelerini yapacağım. Ondan sonra da bakınız bunlar şişmeye başlamış sırf gene. Arkadaşlar maşallah tosunlara. Zaman ne gösterir? Bugün dediğim gibi yeni transferlerimiz gelebilir. Onları da size çekmeye, anlatmaya çalışırım. Evet dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gene söylüyorum, umarım bu videolar, kümes içi videoları veya şeyler sizi sıkmıyordur arkadaşlar. Ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz, yeter ki dostlukla arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın dostlar.